Evet, merhabalar, hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki dün Kijo yoktu. Çünkü bug'ın düzeltilmesi üzerine çalışılıyorlardı. Fakat Kijo bugün itibariyle geri döndü. Şöyle bir sıkıntı var ama. Şimdi Kijo'daki sıkıntı, Haven'da siz map'in altına turret koyup karşı takımı vurabiliyordunuz. Ya da böyle C'ye girerken, B'ye girerken çok rahat bir şekilde görüyordu turret onu. Şu noktadan koyduğunuz bir tane turret vardı. Map'in altına gidiyordu o da. Nereden? Tam olarak buradan. Evet. Evet, bunu kaldırdılar. Ben bu videoyu 2 Aralık'ta çekiyorum ama bugün attıkları tweet'e göre, hatta 1 saat, 2,5 saat önce falan attıkları tweet'e göre hata giderildi. Şu an direkt tweet'i okuyorum. Kijo artık haritanın altına turret yerleştiremiyor. Tweet böyle başlıyor. Yani evet, tweet'in devamına gelince de ayrıca Oma'nın olmadık yerlere ışınlanmak için kullanıldığından Sage de artık tur öncesi duvar açamıyor. Umarız bu arada eğlenceli anlar yaşamışsınızdır. Artık 3 Ocağı'nı da gerektiği şekilde oyunda görebilirsiniz. Birincisi, Killjoy hala yer altına turret atabiliyor. Fakat şöyle bir şey var. Karşı takımı vurmuyor. Yani şu duvarlardan görmüyor artık. O yüzden bu bug düzeltildi diyebiliriz. Bu turret'ı atmanız artık sizin zararınıza olacak Killjoy olarak. İkincisi, evet, Sage şu anda bariyer açılmadan kendi duvarını atamıyor. Bu yüzden Omen'la o bariyerden geçme bug'ı kaldırıldı. Fakat Omen Sage bug'ı sadece bariyerden geçme değildi. Yani Haven'da özellikle 3-4 tane daha spot var mesela. Sage ile Omen bug'ı yapıp Omen'ın map'in altına girdiği, bildiğin map'in altına girip bütün map'te dolaşarak herkesi vurduğu saçma sapan bir bug var. Bu düzeltilmedi. Neden bilmiyorum. Başka ne var? Şimdi Sage'e bu nerf olarak gözükebilir. Fakat kısa bir süre böyle duracak. Yani Sage'in şöyle bir açıklama yapmışlar. Sage'in duvarındaki değişiklik önümüzdeki yama boyunca etkin olacak. Ama merak etmeyin, yardımsever kızımızı zayıflatmıyoruz. Bariyerine biraz güç iade etmek için minik bir denge düzenlemesi planladık diyor. Yani şu an bariyer öncesi duvar atamıyor, doğru. Fakat ekstra bir buff daha yaparak bunu dengeleyeceğimizi söylüyoruz demişler. Bakalım. Umarım bu Sejom'un başka maplerde yaptığı bariyerle alakası olan bug'lar da yakın zamanda kaldırılır. Evet, Sage, Omen, Killjoy işte bu bug'larla uğraşmışlar. Fakat Jett ile alakalı herhangi bir değişiklik yok şu anda. Jett'in garip garip noktalarda durması devam ediyor. Umarım bu duran diğer bug'lara veya Skye'in bug'ına mesela müdahale ederler yakın zamanda. Çünkü oyundaki tek sıkıntı İşte Kijo'nun map altına turret atması değil. O yüzden bunlara da aynı özveriyle yaklaşmalarını bekliyoruz. Evet, belli bir süredir bug'lardan konuşuyoruz. Geçen haftada da zaten bug'larla alakalı 3-4 video yapmıştım. Bence artık geçebiliriz. Çünkü skinlerle alakalı duyduğum birkaç şey var. Bu da birincisi reaktif skinler olacak. Yani siz oyun öncesinde silahın rengini değiştirmek yerine artık rengi düz gireceksiniz ve kill aldığınız zaman, evet, her killde renk değiştirebilen yeni bir skin setinden bahsediyoruz. Bu yakın zamanda gelecek demiyorum ama Sean Marino'nun bir cevabından böyle bir skin setinin geleceğini çıkarabiliriz bence. Çünkü şöyle bir soru soruluyor. Oyun içinde reaktif skinler görecek miyiz diye. O işte bahsettiğim kill aldığınız zaman renk değiştiren skinlerden görecek miyiz diyor. Sean Marino da bu bizim radarımızda, yani evet düşünüyoruz böyle bir şey tarzında bir cevap veriyor. Bu yüzden bunu yakın zamanda olmasa da belli bir gelecekte bu tarz renk değiştiren skinleri bekleyebiliriz. İkinci skin muhabbeti de şöyle olacak. Siz işte dedik bütün silahlarda şeylerde skin var. Fakat skill'lerde skin yok. Riot bunun hakkında da bir testlere başlamış tarzı bir dedikodu dönüyor. Yani sadece skinlerde değil, kullandığınız skinlerde. Mesela Jett ultisinde baktığınız zaman işte gri temalı bir Jett ultisi var. Fakat bunun Singularity, yani az önce gösterdiğim mesela Phantom, bunun gibi mor siyah tarzı bir skin olduğunu düşünün. Belli bir fotoğrafta koyacağım. Bu Constant Valorant YT bunun hakkında bir çizim yapmış sanırım. Ya da şey işte bu şeyleri paylaşan kişi oydu. O arkadaş da Valorant'ta hero'ların birbiriyle hikayeleri, işte efsaneler nasıl,
nasıl bir evrende yaşıyorlar. Bunlarla alakalı videolar çekiyor. Kesinlikle gidip bakabilirsiniz yani. Güzel videolar. O bu konularda çok fazla araştırma yaptığı için bu tarz bir şeyin testlerinin yapıldığını söylemiş. Yani skill'lere skin gelme muhabbetini şu an test edildiğini söylemiş. Dediyse ben güveniyorum açıkçası. Ben de onun yalancısıyım yani. Evet, bir şeyden daha bahsedeceğim. Custom'da bana nasıl bot koydun tarzı bir soru gelmiş birkaç defa. Ben de bunu cevaplayayım dedim. Bu basit aslında. Sage aldığınız zaman yapabiliyorsunuz. Sage aldığınızda işte bu az önce mesela bendim. Yukarıdan düşerek öldürürüm kendimi. Ben burada öldüğüm zaman Sage'in ultisi biliyorsunuz ki birini kaldırıyor. Botu koymak istediğiniz yerde durup kaldırdığınız zaman siz bu kalkan kişiye geçiyorsunuz. Yani mesela ben botun şurada da durmasını istiyorum diyelim. Bunu kaldırdığım zaman burada, bu arada eğilerek kaldırırsanız eğilerek duruyor. Ayakta kaldırırsanız ayakta duruyor. Bu kadar şey. Tekrar göstereyim. Buradan düşünce ölür müyüm? Ölmezmişim. Bu şekilde bot çıkarabiliyorsunuz. Yani ne kadar ilkel bir yöntem olsa da şu an elimizde herhangi bir şekilde bot ekleme yöntemi olmadığı için bu tarz botlar ekleyebilirsiniz. Evet, hazır elimizde böyle bir bot ekleme yöntemi yok demişken bunun geleceğinden de bahsedeyim. Geçenlerde bir yayın izlerken denk geldim orada. Yayın yapan kişi de Riot'ta yani Valorant'ta mühendis olarak çalışan biriydi. Riot New bu arada. Onun da linkini buraya bırakırım ben. Çok güzel yayınlar yapıyor ve bazen böyle izlerken işte bu tarz bilgiler yakalayabiliyorsunuz. We actually have a chief that does something similar internally, sir, but it needs some work before we can ship it. It's not quite polished enough to be player facing. Causes some weird behaviors. Çünkü chat'te biri aynı bu soruyu sormuştu. Biz kendi botlarımızı custom game'lerde veya şeylerde çıkarabilecek miyiz diye poligonda. O da bizim böyle bir zaten sistemimiz var diye şu an cevap veriyor. Yani onların kendi serverlarında bir şeyler denerken kullandığı böyle bir sistem zaten varmış. Kendi botlarını zaten çıkarabiliyorlarmış. Sadece bu oyunculara sunulmamış bir şey. Fakat oyunculara sunacağız. Ama yakın zamanda değil. Bunu üzerinde çalışıyoruz. Şu an sunmaya uygun değil diye cevap veriyor. Sunmaya uygun olmamasının sebebi de sanırım siz bunu ne bileyim 400 tane bot çıkardığınız zaman server'a zarar veriyor muhtemelen ya da server kaldırmıyor 400 tane botu. O tarz bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tarz şeyler diyor. Yani bize de bot ekleme muhabbeti gelecek. Yani hiçbir şey yapmasanız bile aim koymaya çalışırsınız. İşe yarar. Yani. Ama bu bot ekleme sistemi gelene kadar bu gösterdiğim Sage muhabbeti kesinlikle kullanabilirsiniz. Şu an tek yolu bu zaten. Evet, şimdiki güncellemeler bu kadardı. Yani çok da fazla bir güncelleme getirmedikleri için bu ay, özellikle bu ay ekstra anlatacak bir şey de bulamıyoruz. Ben ortalıktaki dedikodulardan bahsetmek istedim size. Birkaç tane de bug muhabbetinin işte. Bu kadar. Teşekkür ederim. Son video olan gelen ilgi de beni o kadar şaşırttı ki yani böyle her gün kalkıp videoya bakıyorum cidden böyle bir şey yaşanamıyorum diye. O yüzden teşekkür ederim. Benim hiç böyle bir beklentim yoktu. Katılan yani gelen, yorum yapan, abone olan herkese teşekkürler. Bu yani bu kadar. Ekstra bir şey diyemiyorum. Sonraki videolarda da görüşürüz. Bu zaten nasıl diyeyim? Bunları biliyor muydunuz tarzı videoları çekiyordum önceden de. İlk defa bu tarz bir şey aldı tepki. Bunlardan daha da çekeceğim çünkü elimde var birkaç şey daha. Ama önce güncelleme.